Konumuz el marifetu eqsamuha. Marife ve kısımları. Kale musannif şöyle demiş idi. El marifetu hamsetu eşyae. El marifetu, marife nedir? Hamsetu eşyae, beş şeydir. El marife mübteda olur, hamse haber olur. Aynı zamanda mümeyyiz eşya onun temyizi. Biliyorsunuz zerfi memdudeden ötürü gayri musariftir. Beş tane şey marifedir. Marife beş kısma ayrılmaktadır. Bunlar sırasıyla el ismul muzmeru zamirler. Birincisi zamirler. Nahu örnek ene ve ente üç tane nokta devamı var. Kitapta farklı PDF'de farklı yazıyor. Mesela PDF'de ene ve ente diyor. Hiçbir fark yok aynıymış. El ismul alemu ikincisi alem isim. Alem isim özel isim demek. Nahu Zeydün ve Mekketu. Zeydün insan ismi olarak özel isim. Mekketu bir bölge, bir yerleşim yeri olarak, bir şehir olarak özel isim. Özel isim ne olduğu Türkçe bilgisi kitaplarında da yer alır. El ismül mübhemu, mübhem isim, kapalı isim. Nahu, haza şu, hazihi bu, haulai şunlar. İsim işaretler, örnek. Ve daha el ismu isim ellezî o isim ki fihi kendisinde vardır el elifu ve lamu elif lam barındıran isimler de marife olmaktadır. Nahu er raculu el gulamu el racul el gulam elif lamlı ikisi de öyleyse ikisi de marifedir. Ve ma ve o kelime de marifedir ki ezafe uzife izafe edildi. İzafe edilen de marifedir. Neye izafe edilen? Yani muzaf kılınan. İlâ vâhidin min hâzihil erbaati. Şu yukarıda geçen dört maddeden herhangi birine muzaf olan kelimeler de marifedirler. Kelime esasen nekre. Lakin yukarıda geçen dört marife kısmından herhangi birine muzaf olduğu esnada bu kelime artık nekre değil, marife olarak değerlendirilmektedir. Marife ve kısımları dedik. Marife beşe ayrılır. 1. Zamirler. 2. İsim işaretler. 3. Üçüncü olarak ne geçti? Alemler var değil mi? Zamirler, alemler, isim işaretler. Daha sonra eliflamlı kelimeler geçti. Bir de bunlara muzaf olan kelime. Ve egulu ve ben şöyle derim. Şimdi ibareyi okurken bu geçen maddeleri de göz önünde bulundurarak okuyalım. Bakalım tespit yapabiliyor muyuz? Egulu ben derim. İ'lem sen bil. Ennel isme. Şüphesiz ki isim. El isme. Marife elif lamlı olduğundan dolayı. Yenkasimu ayrılır ila kısmeyni iki kısma ayrılır. Ennenin haberi ne burada? Yengasimu hüve. Evet, yengasimu fiil, fail ile beraber. Sadece fiil değil. Fiil, fail, birlikte cümle olur. El isme, ismi yengasimu hüve. Haberi olmakta. Yengasimu fiil, hüve, fail ile gısmeyni mef'ulü. Ennel isme, şüphesiz ki isim. Yengasimu ayrılır. Ne ayrılıyor? Hüve o isim ayrılır. Neye ayrılır? İlâ gısmeyni iki kısma ayrılır. El evvelu birincisi, el evveli de olabilir. Biliyorsunuz bedel yaparsam lamı esreli, mübteda haber yaparsam lamı zammeli okuyabilirim. El evvelu birincisi nedir? En nekiratu nekredir.
Ve seyeti yakında gelecek. Ne gelecek? Hüve, o nekre gelecek. Nekrenin ne olduğu yakında gelecek. Ve sani ikincisi, yani ve saniyu takdiren der. İkincisi nedir? El marifetu marifet. Vehi, o marife nedir? Bakın el marifetu marifedir derken bile marife kelimesi de eliflamlı. Demek ki o da marife. Vehi, onlar şunlardır. El lafzu lafızdır. Ellezî, o lafız ki, yedüllü, delalet ediyor. Alâ muayyenin, muayyen. Belirli bir şeye, belirli bir isme, belirli bir isim üzerine delalet eden lafza ne diyoruz? Marife diyoruz. Buradaki püf nokta belirli olmak. Belirli marife, belirsiz nekre. Belirlilik marifenin özelliği. Bir şey belirsiz, sonra nekre diyoruz. Demek ki vehi, o marife nedir? El lafzu lafızdır. Ellevi, öyle lafız ki, yedüllü, delalet ediyor. Ne? Hüve, o lafız delalet ediyor. Neye delalet ediyor? Ala muayyenin, belirli bir isme. Belirli bir isim üzerine delalet eden lafza marife diyoruz. Buraya bakarsak şimdi. Hiye zamirdir, dolayısıyla marifedir. El lafzu elif damlıdır, marifedir. Ellezî de marifedir. İsim mensuller de marife olur. Yedüllü fiildir. Fiil olduğu için marife nekre ayrımına tabi tutulamaz. Lakin gizli zamiri, yani gizli faili ne? Zamir var burada. Yedüllü hüve marifedir, zamir olduğu için. Ala muayyenin, ala harfi cerdir. Marife nekre olarak değerlendirilemez. Çünkü harftir. Bizim konumuz isimler. Muayyen kelimesi ise nekredir. Ve eksamuha, o marifenin kısımları, kısmun eksam. Marifenin kısımları nedir? Hamsetun beştir. Eksam direkt baktığında nedir? Nekredir. Lakin an itibariyle bir marifeye muzaf olmuştur. Marifeye muzaf olduğu için kendisi de marif olmuştur. Ne demiştik? Ve ma uzife ila vahidin min hazihil erbaeti demiştik. Marifeye muzaf olan kelimelerde marif olur demiştik. Buradaki ha zamirdir. Zamirler marifedir. Sen bu zamiri bir isimle bitiştirirsen, belki 20 defa söylemişizdir. Bir zamir bir isimle bitişik yazılırsa orada kesinlikle izafet olur. Bitiştiği isim muzaf olur, zamir muzafın ileri olur. Buna göre buradaki ismin zamire muzaf olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla kendisi de marifedir. Öyleyse eksam birinci marife, ha ikinci marife olarak adlandırılabilir. Eksam mübteda, hamsetun haber oluyor burada. El kısmul evvelu, birinci kısım. El kısmu el evvelu, her ikisi birden marife. Her ikisi birden müfret. Her ikisi birden müzekker. Her ikisi birden merfu. Öyleyse el kısmu el evvelu, aralarındaki ilişki nedir? Mevsustur. Evet. Sıfat mevzusu da daha yeni işlemiştik. Bu da dikkatinizi çeksin. El muzmeru muzmer. Yani birincisi el kısmul evvelu, birinci kısım nedir? El muzmeru zamirdir. Ev veyahut da muzmer demeyelim de daha açık olan ez zamiru zamirdir. İkisi de aynı şey. Ve o muzmer veya diğer söyleyiş ile zamir nedir? Ma öyle bir şeydir ki delle delalet etti. Ne delalet etti? Hüve, o zamir delalet etti. Yani delalet edendir. Ne üzerine delalet edendir? Ala mütekellimin, bir mütekellim, konuşan kişi üzerine delalet edendir zamir. Nahvu örnek, ene, ben. Bir zamir konuşan kişi üzerine delalet ediyor. Ev veyahut da muhatabin, yani ne demek bu? Ev, ma delle ala mütekellimin yerine ala muhatap. Muhatap üzerine delalet eden bir zamirdir. Nahu ente. Ev veyahut da ma delle ala gaibin demek burası. Veya gaib üzerine delalet eder. Nahu hüve. Ve min huna, bu anlatımdan ta'lemu, sen artık anlıyorsun, biliyorsun ki
zamira, şüphesiz ki zamir nedir? Selasetu enva'in, üç nevidir. Enlerin ismi ez-zamira. Peki haberi burada müfret midir? Cümle midir? Şibih cümle midir? Enlerin buradaki haberi nasıl bir haber? Şibih. Onun dışında müfret selasen. Müfret diyen var. İzafet diyen. Yani şu an iki kişi yazabildi. Diğer arkadaşlar ne düşünüyor? Enlerin ismi Zamira. Enne Zamira. Haberi ne acaba? Haberi isim cümlesi mi? Fiil cümlesi mi? Şibih cümle mi? Müfret mi? Şibih cümle ise kısımları var. Bir. Eğer buraya cümle dersen ya isim cümlesi ya fiil cümlesi olur. Bir kere zamir ismi dedim. Geriye ne kaldı? Selase enva kaldı. Burasına isim cümlesi dersen mübteda haber yapman lazım. Selase rakamdır. Ardından gelen kelime onun temyizi olacak. Bunu biliyorsun. Dolayısıyla burası mümeyyiz temyiz. Yani mübteda haber yok burada. Dolayısıyla isim cümlesi değil. Belki fiil cümlesidir selase enva. Fiil nerede? Fiil çekimini gayet iyi biliyorsun. Fiil yok ki burada. Mazi yok, muzari yok, emir yok, emri gayb yok. Bir şey yok. Demek ki fiil cümlesi de değil. Belki şibih cümledir. Şibih cümle nasıl olur? Harfi cer ve mecruru veya zarf ve mecruru. Harfi cer var mı selase envarda? Yok. Zarf var mı? Selase zarf mıdır? Yok, rakamdır. Öyleyse şibih cümle de değil. Başka ne olabilir? Geriye zaten müfret kaldı. Demek ki haberi nedir? Müfrettir. Soru kolaydı ama bu bilgileri hatırlamanız için böyle ara sıra bir şeyler soruyorum yani. Selason'un haberi olmakta. Enva ise temizdir. Üçün temiz. Üç ile on arasındaki rakamların temizleri cemi ve mecrur olarak gelir demiştim. Selasetu enva'in. Zamir üçe ayrılır. Zamirin üçe ayrıldığını sen bu anlatımlardan artık biliyorsun. Bunu anladın ya. Yani. Anlatmış oldum. En-nev'ul evvelu, birinci nevi. En-nev'u el-evvelu, sıfat mevsuf, aşikar. Her ikisi de mahalle. Ma, o zamir ki, vuzi'a, konuldu. Lid-delaleti, delalet etmek için. Alel-mütekellimi, mütekellim üzerine delalet etmek için konulan zamir. Birinci kısım. Delalet göstermek yani, işaret demektir. Zehve o, mütekellim de kelime tane iki kelimedir. Mütekellim iki tane madde, iki tane zamir içeriyor. Biz bunları işledik gerçi. Huma o iki zamir nedir? Ene lil mütekellimi vahde. Yalnızca konuşan içindir. Nefsi mütekellim vahde dediğimiz zamir. Ene. Ve nahnu zamiri var. Lil mütekellimi konuşan kişi içindir. Öyle konuşan ki el muazzami, el muazzimi. Nefsehu, nefsini yücelten, büyüten kişi için. Yani kişi aslında tek kişi ama biz diyor. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Kim kimsiniz? Sadece ben ama işte biz yani. O niyetle söylüyorsa o zaman mütekellim el-muazzim olur. Veyahut da mütekellim ma'ahu gayruhu. Konuşandan başkası, kendisiyle beraber başkaları da vardır. Nefs-i mütekellim ma'al-gayr hakiki olmuş olur bu defa. Yani biz derken ben, arkadaşım ve diğer arkadaşım veya hocam, öğrencim, annem, babam gibi bir grup da olabilir. Her ikisi de ene de nahnu da mütekellim içindir. Ve sani en-nev'u sani en-nev'u es-saniyu takdiren merfu. İkinci nevi, zamirin ikinci nevisi ma. O zamir ki vuzi'a, konuldu. Şimdi veza'a vuzi'a. Vuzi'a meçhul fiil. Meçhul fiil naibi faili alır. Naibi faili nerede?
Evet. Bu defa herkes doğru cevabı verdi. Vuzi'e konuldu. Ne konuldu? Hüve o zamir konuldu. Vuzi'e meçhul fiil. Gizli zamir hüve naibi fail olmak. Ne için konulan zamirdir? Lid delaleti anil muhatabi. Muhataba delalet. Muhatabı göstermek için konulan zamirdir. Zühü o muhatap zamirleri de hamsetu elfazin 5 lafızdır. Hüve mübteda, hamse haber olur. Peki buradaki haber nasıl haber? Hüve hamsetu elfazin. Evet, burada haber müfrettir arkadaşlar. Hüve mübteda, hamsetu haberdir. Elfaz ne olur? Temyiz olur. 3 ila 10 arasındaki rakamların temyizleri cemi ve mecrur gelirdi. Lafzun, elfazun. Peki cemi mükesser bir kelime hangi yöntemle elde edilmiş? Lafzun, elfazun. Bir kere harekeye eklenmiş ve harekeye eklenmekle beraber bir de ne var? Harf de eklenmiş. Yani harf hareki değişikliği var. Tegayyürün fi şekli ma'a ziyadeti denilen yöntem. Vehiye o hamsetü elfaz dedik. Bunlar nelerdir? Ente zamiri. Ente bi fethi ta'i. Ta'nın fethası ile beraber okunur. Ba'ya musahabe verdik. Bi fethi ta'i. Ta'nın fethası ile beraber. Mesela ta'nın fethası sebebiyle demiyoruz değil mi? Sebebiye vermedik. Ta'nın fethası mukabilinde. Mukabele manası vermiyor. Ba'ya vereceğimiz mana yani %90, %95 oranında bellidir bu. İbarenin gelişinden, gidişinden sıyak sıbak diyoruz. Bunu anlarsınız zaten. %5'lik bir kısım ihtilafa mahal olur. Yani ihtilafa çok mahal olan yerler vardır. Bakmışsınızdır. Biz boş ver. Gerçek dil bilginleri yani biz o yazılanları aktarıyoruz. Kitapları yazanlar arasında bile İhtilafa mahal olan harficerler vardır. Yani bu harficer işte ziyade midir, istihane midir, musahabe midir gibi geldiği mana dil bilginleri tarafından bile tartışılanlar vardır ama bunlar azdır yani. %90-95 oranında bir bakışta belli olur zaten. Bi fethi ta'i ta'nın fethası ile beraber okunur. Peki ente ne içindir? Lil muhatabi muhatap içindir. Bakın buradaki harficerlere sorduğumuz mana da çok önemli. Lil muhatabi okumadan önce ente ne içindir dedi. Mesela bi fethi ta'i ta'nın fethası ile beraber okunur. Niye ta'nın fethası ile beraber okunur? Lil muhatabi muhatap için. Muhatap için. El müzekkeri, el müfredi. Müfred, müzekker, muhatap için olduğundan ta'nın fethası ile beraber okunur diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yoksa enti olabilirdi mesela. Ve enti zamiri. Bir kesri ta'i ta'nın kesresi ile beraber okunur. Lil muhatabeti, el müenneseti, el müfradeti. Müfret müennes muhataba içindir. Kendisi ta'nın kesresiyle beraber okunur. Görüyoruz ki ortalık sıfat mevsuf dolu. Hepsi de marife. Lil muhataba, li el muhatap. Öyle değil mi? Li el. Lil diye okunuyor ama bunu bölersen li harfler ardından el vardır. Dolayısıyla marife bir kelime. El müennes marife. El müfret yine marife. Entuma lil muhatabi el müsenna. Entuma lil muhatabi el müsenna. Tesniye muhatap içindir. Lil muhatabi el müsenna. El müsenna'nın irabı nedir? Takdiri, takdiren ne ama? Takdiren merfu, mensup, mecrur, belki de menzum. Takdiren kesre. Takdiren, tenzürden dolayı demiş hocam. Evet, doğrusunu en açık şeklini Sebat Hoca yazmış oldu.
diğer arkadaşlar takdiri tutmuşlar ama dediğimiz gibi takdiren ne? Takdiren mecrur. Takdiren kesre var orada. Peki neden kesre var? Çünkü sıfattır. Muhatap kelimesinin sıfatı. Muhatap mecrur olduğuna göre müsnedlerde ne olacaktır? Mecrur olacaktır. Sıfat mensup birbirine irab yönünde tabi. Yani sıfat mensup tabi. O yüzden müsnedlerde kesre vardır. Lil muhatabil müsenna tesniye muhatap içindir entuma. Hem de müzekkaran kâne ev müennesen. İster müzekker ister de müennes için olsun. Yani ortak lafızdır. Ente, entuma, enti, entuma. Ve entum li cem'i zukuri el muhatabine. Cem'i müzekker muhatap içindir. Entum li cem'i zukuri el muhatabine. Cem'i müzekker muhatap içindir. وَاَنْتُنَّ لِجَمْعِ الْاِنَاسِ الْمُخَاطَبَاتِ Cem'i müennes muhataba içindir. النَّوْعُ الثَّالِثُ Üçüncü nevi. Ma o zamir ki veya o nevi ki vuzi'a konuldu hı o zamir liddelaleti alel gaibi gaibe delalet etmek için konulan zamirdir. Vaz edilen zamirdir. Ve hüve o zamir de hamsetu elfazin beş tane lafızdır. Eyzan aynı şekilde tıpkı ennev'ü sani'de olduğu gibi. Ve hi onlar nelerdir? Bir kere hiye onlardan birisidir zaten. Hüve lil gaibil müzekkeril müfredi müfred müzekker gaib içindir. Hüve zamiri. Hangi zamir ne içindir? Buralarda onları da öğrenmiş oluyoruz. Yani gelip mesela tensuru fiilinde fail nedir dediğimiz zaman hüvedir diye asla düşünmemelisiniz. Tensuru müfret müzekker gayb kalıbında bir fiil değil ki bu zamirle uyumlu olabilsin. Hiye lil gaibeti el müenneseti el müfradeti. Müsret müennes gaibe içindir. Hiye zamiri. Yensuru fiildir. Faili nerede? Hiye. Hiye nasıl olsun? Hiye bir kere gaibenin müfredi için. Oysa yensuru gaibin müfredi. Aralarında böyle bir tezat var, uyumsuzluk var. Onu ona bağlayamazsın. Huma lil müsenna el gaibi mutlaka. Lil müsenna tesniye içindir. El gaibi tesniye gaip içindir. Hem de mutlaka, mutlak olarak. Yani müzekkeran kâne ev müennesen. Müzekker içinde, müennes içinde. Ortaktır. Müşterek kullanıma sahip. Mutlak bir demek. Ve hum li cem'i zukuri el gaibine. Cem'i müzekker gaip içindir. Hunne li cem'il inasi el gaibat. Cem'i müennes gaibe içindir. Hunne zamiri. Ve tekaddeme zaten geçmişti. Hazel beyanu bu beyan bu açıklama. Bu zamirleri şimdi biz açıkladık ama bu beyan zaten geçti. Bu açıklamayı ilk defa yapmıyor. Fi bahsil faili. Fail bahsinde bu açıklama zaten geçmişti. Başka? Fi bahsil mübtedei vel haberi mübteda haber bahsinde de geçmişti. Yani bu kaçıncı anlatım? El kısmu saniyu ikinci kısım minel marifeti marifeden nedir o? El alemu alemdir. Vehir o alem nedir? Ma öyle bir şeydir ki yedüllü delalet ediyor ala muayyenin bir muayyen üzerine. Muayyen isim üzerine, muayyen belirli. Belirli bir isim üzerine delalet eden kelimedir. Hem de biduni ihtiyacin, bir ihtiyaç olmaksızın. Neye ihtiyaç olmaksızın? İlâ karineti tekellümin ev hitabin ev gayrihima. Tekellüm veya muhatap veya bunların dışında bir karineye ihtiyaç duymaksızın belirli bir isme delalet eden kelimeye alem demekteyiz. Bir karineye gerek yok. Zühü ve o yani alem.
Hüve o alem nedir? Nev'ani iki nevidir. Hüve mübteda, nev'ani haber olur. Birincisi müzekkerun. Nahvu yani el evvelu müzekkerun diye okudum ben. Nahvu Muhammedun İbrahimu, bir de cebel yazıyor. Cebel yazılması hatadır. Cebel yerine el cebelu eliflamlı yapalım biz. Cebel kendi kendine marifi değil, özel isim değildir. Alem olamaz. El cebel. Yanlış olduğu da bir numaralı dipnot anlatılıyor. Elindeki baskının bir numaralı dipnotunda. Li enne kelimete cebel nekiratun ve reyset alemen. Alem değildir cebel, nekredir. El cebelu şeklinde değiştirebilirsiniz. Gerçi PDF'de nasıl yazıyor? Bir de PDF'dekini göre. PDF'de de cebel yazmışlar. Tabi cebel kelimesini bir kişiye isim olarak verirsen artık alem olur. Ama cebel direkt baktığında nedir? Nekredir cebel. El cebel yapın. El cebelu. Burada Muhammed, İbrahim her ikisi özel isim. Öyle değil mi? Özel isme yani şahs adına, şahıs adına özel isimdir ve müzekkerdir. Cebel de müzekker ama şahıs adı değildir bu defa. Bir dağ adı, dağ demektir cebel. El cebel yaptığımızda belirli bir dağdan bahsetmiş oluruz. Sonuçta bir nesnedir, bir insana verilen ad değildir. Ve müennesun. Essani müennesun. Essaniyu müennesun. Anlıyorsunuz. Alemin ikinci nevisi müennes de olabilir. Fatime tu, Zeynep bu, Mekke tu. Hepsi de gayrimüsellem. Fatma ile Zeynep özel isim. Yani bir insana adı olarak verilmiş özel isimdir. Mekke ise bir insana değil, bir şehre, bir bölgeye verilen özel isim. Dolayısıyla alemi müzekker müennes diye ayırabildiğimiz gibi alemu şahsin bir şahıs adı yani bir şahıs adı olmayan diye de ikiye ayırabiliriz. Kitapta sadece müzekker müennes gözlüğüyle bakılmış. Ama biz bunu bir insana mı ad verilmiş, insan dışındaki bir varlığa mı ad olarak verilmiş? O şekilde de alemi biz ikiye ayırabiliriz. El kısmu salisu üçüncü kısım. Nedir o? El ismül mübhemu mübhem isimdir. Zehü de o mübhem isim nedir? Nev'ani iki nevidir. İkiye ayrılmaktadır. Hüve mübteda nev'ani haber. İsmül işareti yani el evvelu ismül işareti demek. Birincisi ismi işaret. Ve el ismül mevsulü ismi mevsul. İkincisi de bu olmuş. Esani el ismul mevsulu ismi mevsul. İkincisi. İsim işaret ile isim mevsul mübhem ismi teşkil ediyor. Emma ismul işareti ismi işarete gelince sehve o ma öyle bir şeydir ki vuzi'a konuldu. Hüve o ismi işaret. Ne için? Lidülle delalet etmesi için. Delalet etmek için. Lidülle buradaki lam evet, lamı key. Peki delle yedüllü muzari merfu olur. Buradaki muzari neden mensup? Yedülle diye okudum. Mesela liyedüllü demedim. Evet. Lam. Ne var burada arkadaşlar? Gizli en var. Gizlen. Li en yedülle. Lam burada gizleniyor. En burada gizleniyor. Li en yedülle. Delalet etmesi için. Neyin? Hüve o ismi işareti. Neye? An muayyenin belirli bir isme, belirli bir kişiye. Bi vasıdati işaretin hissiyetin ev maneviyetin. Baştan alalım. İsim işaret neydi? Ma o lafız ki o vuz'a konulu didülle delalet etmek için an muayyenin belirli bir isme delalet etmek için konulmuştur.
Neyle beraber? Bivasıbati işaretin, işaret vasıtasıyla beraber. Hissiyetin, hissi işaret veyahut da maneviyetin veya manevi bir işaret ile, bu vasıtayla belirli bir isme delalet etmek için vardır. Ve lehu, o ismi işaret için vardır. Ne vardır? Elfazun, lafızlar vardır. Hem de muayyenetun, belirli lafızlar vardır. Burada elfaz müpteda, lehu haber. Nasıl haber? Lehu, o ismi işaret için vardır. Ne var? Elfazun, lafızlar var. Evet, burada haber öne geçmiş. Mukaddem haber, muahhar mübteda söz konusu. Lakin haberin çeşidi ne olur? Evet, şibih cümle olur. Car ve mecrurdan oluşmaktadır. Şimdi hissiyetin, maneviyetin dedi. Burada benim kitapta iki diyor, ikiye bak diyor. İkiye bakıyorum. Misalül işaretil hissiyeti, hissi işaretin örneği diyor, bir insanın elleriyle başka bir insana işarette bulunması. Haza insanun sadikun, şu sadık insandır şeklinde. Eliyle işarette bulunmak. Vehiye, o ismi işaretler nelerdir? İsmi işaretin ne olduğunu öğreniyoruz burada. Unutmuyoruz. Ezber yapacağız. Haza lil müzekkeri lil müfredi. Müfret müzekker için haza kullanılır. Yani şu ismi işaretlere şu, bu diye mana verebilirsin. İster şu diye tercüme et, ister bu diye. Zaman zaman zamir, aslında zamirdir o, o ikisi, onlar, zamirler böyle tercüme edilir esasen. Fakat bazen ismi işareti de tercüme ederken o, o ikisi, onlar şeklinde tercüme etmek gerekebilir yani. Cümlenin tercümesi yakışsın diye böyle de olabilir. Aza demek ki bu, şu, o. Üçünü de verebilirsin manada. Ama bunu müzekker için kullanacaksın. Zeyd'den bahsediyorsan böyle. Fatma'dan bahsedersen hazihi lil müsradeti el müennesi. Müsret müennes için hazihi. Mana aynıdır. Bu, şu, o. Hazani ev veyahut da hazeyni. Hazani raf hali. Hazeyni nasb ve cer halidir. Lil müsenna el müzekkeri tesniye müzekker için. Hazani hazeyni. İkisini de kullanabilirsin. Tesniye olduğu için bu tesniye ismin irabına tabidir. Tesniye isimler mesela kalemun, kalemani, kalemeyni. Elif varsa raf hali, ya varsa nasb ve cer hali oluyordu. Kitabun, kitabani, kitabeyni. Bu da öyle. Hazani, elif var, rafari. Hazeyni, bundan önce ya var. Demek ki nasbu ve cerri böyledir. Lil müsenna el müzekkiri dedik. Tesniye müzekkir için kullanılır. Her ikisi de raf haline göre başka, nasbu cerre göre başka. Ve hatani, ev veyahut da hateyni. Yine raf haline örnek hatani. Nas ve cerre hateyni ya ile. Lil müsenna el müennesi tesniye müennesi için hatani hateyni. İki Fatma için bunları kullanırsın. Ve haulai. Haulai lil cem'i cimi içindir. Müzekker mi müennes mi? Mutlakan müzekker içinde müennes içinde haulai kullanılır. Bunlara isim işaret diyoruz. İsim işaretler tesniyeleri hariç. Dikkat edin, tesniyeleri hariç isim işaretler mebnidirler. Tesniyeleri mebni değil ama gördünüz. Hazani, hazeyni, hatani, hateyni. Onun dışında kalan yani müsretleri ve cemileri mebnidir. Konumuz burada bitiyor. İsim mevsule başlamadan bırakıyoruz.